Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Mighty MF1 videosuyla beraberiz. Uzak doğudayız. Japonya'ya geldik. Arada bir Singapur faciası oldu. Zaten bilenler bilir, hiç sevmediğim bir yer. Oynayamıyorum orayı. Singapur'dan sonra şimdi uzak doğudayız. Japonya'dayız. Grid'in en sonuncu arabasıyız. Ama iş puan durumuna geldiği zaman hiç de öyle değil. 70 puanla 8. durumdayız. Kendimi şuradan keseyim. Evet. 70 puanla 8. durumdayız. Hamilton tam 100 puan üstümüzde. Arkamızda Alpine ve McLaren'la Alonso ve Ricciardo var. 55'er puandalar. Markalarda da Alpine yakınız. 5 puan var aramızda. Alfa Tauri bizi yakalayamaz artık. 6.lık kesin ama 5'i zorlayacağız. Geride çok yarış kalmadı. Japonya, Amerika, Meksika, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri var. Güzel yarışlar. Geri kalan yarışlardan da puan kopartabileceğimizi düşünüyorum. Hatta Japonya'dan şu an çok umutluyum. Buradan iyi bir puan alabiliriz. Yani ilk 5'i çok zorlayacağım burada. Çünkü yapabiliriz. Yani Alpine ve McLaren'a çok rahat zaten kafa tutuyoruz ama diğerleri uçurumlar aramızda. Arabayı birazcık daha geliştirdiğimiz zaman daha iyi olacaktır. Hadi bakalım sıralama turlarına hemen geçelim ve yarışımız başlasın. Çok güzel bir havada olacak yarış. Bu bizim için çok iyi. Yağmurlu gelmesin de. Yerimize bir yerleşelim. Setup'ımız yüklü. Setup niye yüklü? Çünkü antrenman yarışlarından muhakkak birini yapıyorum. Çünkü oradaki puanları alamıyorum yükseltmeleri görevleri yapıp. O yüzden bir tanesine mecbur giriyorum. 30'ar dakikalık şey yetmiyor çünkü. Verdi yak. O yüzden ona bir kere giriyoruz. Orada da yüklediğimiz zaman yarışta ve antrenman turlarında da yüklemiş oluyor. Hadi bakalım çok vakit kaybetmeyelim. Haydi. 6, 7. Bas. Haydi oğlum. 4. Of. Kaç? 2. Ulan be. Ulan. İlk pol pozisyonumuzu kaçırdık ya. Ama demiştim. Dedim. Buradan umutluyum. Burayı çok seviyorum. Burayı çok seviyorum. Çok güzel bir pist. Buradan umutluyuz abi. Buradan güzel puanlar çıkartacağız. Birincilik bile gelebilir. Belli olmaz. Yarıştaki tempomuza bakacak. Üf, çok da yakındı ya. Binde 2 saniye fark var. Neyse güzel. Güzel. Hemen yarışa. Hemen yarışa. İlk defa. İlk defa en ön sıradan.
Üçüncü sıradan başladık. İkinci sıradan başlamamıştık. Ama şimdi ilk çizgideyiz. Üçüncü çizgiden yani sıra derken. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit. A stone's throw away from... Let's run you through the driver grid Şu order girite bir for bakalım be. Gurur today's tablosu he bu arabayla. Poli de kaçırdık. Çok yakındı ya. Çok yakındı ya. İlk virajlara önde girersek var ya. Kopartırız bu yarışı. Bizim adam nerede? Oha en arkada. Ulan Porsche'er. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi kaç tur diyor? 13. Şunu 13,5 yaparsak bize yeter. Esasında 6-6 12 ama neyse ya. Bize söylediği gibi yarışalım. Çok heyecan yaptım ya şu an en önde başlayınca. Sakin. Blokları mı biçtik? Ne oldu? Hatasız bir oyun çıkartmam lazım. Erken fren yaptım. Ama en azından şu an yerimizi koruyoruz. Kaptırmadık ve çok iyi gidiyoruz. Norris'ten hızlıyız ya. Geçeriz bunu. Bu yarışı kazanacağım abi. Öyle ya da böyle bu yarışı kazanacağım. İstiyorum yani. Şimdi DRS açılacak. DRS açılmadan bunu geçersem var ya. Arkada bu uğraşacak çünkü. Arkada köpek balıkları var. İğne deliğinden geçtik orada yalnız.
Arkada kal, savaş bakalım biraz orayla. Kariyerimize başladık, başlayalım. İlk defa lider pozisyondayız şu an ve kazanmaya bu kadar yakınız. Lastikler. Bu kadar çabuk mu? Aynen bu kadar çabuk vallahi. Lastiklerin durumu 6. turu göremeyecek gibi. Çok zorluyoruz şu an ama. DRS mesafesindeyiz ya, kurtulamıyoruz. Bittiği yere kadar böyle gidecek ya. Biz komple dip dibe gideceğiz. Bu belli yani. Kırk oldu. Lastikler öldü.
Çok güzel fark oldu. Bir altı. Ya burada çok zaman kaybediyoruz biz ya. Önde döndük. Tamam, bunlarla hiç zaman kaybetmememiz lazım bizim. Takılmadan ilerlememiz lazım ya. Yani. Latifi'ye bak lan. Latifi ne arıyor orada? He, pite girenler var. Arkamda da benim adam var. En sonuncu. Ya benim hiç bununla uğraşmamam lazım ya. Bu salaklarla ben niye uğraşıyorum ki ya? Zaman kaybettiriyor. Evet. Evet. Evet, geçtim. Hem de fark açacağım çünkü benim lastiklerim sıcak. Bastır. 8 tur, 5 tur kaldı abi. DRS'den ne kadar uzağız o kadar iyiyiz şu an. Of, 2 saniye 1.7. Avuçlarım hiç terledi. En hızlı tur. İki buçuk saniye.
Ya neden? Neden? Saniyenin üstünde fark bu çok iyi. Aldık ya. Aldık yani yarışı. Üç dur. Geçen yoruma bir arkadaş yolun tamamını kullan demiş de. Aga yani yolun tamamını kullanacak bir şey yok. Yarış çizgisi denilen bir olay var. Ama diğer dediklerine katılıyorum. Bazı virajlara daha düşük viteste giriyorum. Doğru. O da ben hayatımda ilk defa formül oynuyorum. Daha 70-80 saat belki anca oldu. Üç saniyeye çıkarmak üzereyiz. Bakın. Yani o kadar hatalar da olacak abi. Yani bir de ben oyuna başlar başlamaz bütün yardımları kapatarak oynuyorum abi. Çekiş, kayış, ıvır zıvır bilmem ne. Ya da işte hangi viteste viraja girmen gerektiği diye bir yardım da var mesela. Onu hiç açmadım. Onu açsam en azından ezberlerdim ama böyle kendi kafama göre bir ritim tutturuyorum. Ona göre oynuyorum. Yani iyi oynuyorum, kötü oynuyorum. Orası tartışılır. Yani oyunu hard seviyede oynuyorum bir. Yani bir de Grid'in en kötü arabasıyız abi yani. Biraz mazur görün ya. Yani inan şu yarışı kazanacağım diye heyecan var içimde. Sanki gerçek yarışını kazanıyorum. Üç buçuk saniye. Daha önceleri de Formula 1 oynasam en azından oyunun mekaniklerine vesaire alışır. Gerçekten bütün pistleri ezberlerdim. Hangi viraja hangi kaçta gireceğimi dikkatimiz aldı patladık. Daha çabuk kavrardım yani.
Bu oyuna oyunu bilerek gelirdim en azından. Ben F1-22'de hem oyunu öğreniyorum hem de oynamaya çalışıyorum işte. Gerçek yarışlarda bile pistleri tanıyıp şoförleri gösterdiğinde hangi viraja kaçta girdiklerini anlamaya çalışıyorum. O yüzden eksik bir teste viraja giriyorsam mazur gör kardeşim kardeşim. Tabii izliyorsan videoyu yorum yaparsın yine. Şaka maka 3 saniye. Ve TV pot kamerası muhabbeti var. Hayatta oynamam. Kesinlikle. Bana bu sürüş hissiyatını veremedikten sonra hiçbir önemi yok yani, etrafımı görmüşüm görmemişim. Yes, evet. İşte bu. İşte bu. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz abi. Gerçekten inanılmaz. Sonunda oldu. Sonunda başardık. Müthiş bir şey ya. Sevinin, sevinin, sevinin. Abi bu arabayla yarış kazandık ya. Ama bugünlerin geleceği belliydi abi. Çok çalıştık yani. Çok zorladık. Sevinmek hakkı, her türlü hakkı. Hadi kardeşim, hadi. Üçüncülük aldın, dördüncülük aldın. Hak ettin, hak ettin, hak ettik, hak ettik. Üf, yoruldum. Vallahi yoruldum. Pite girdikten sonra yarış koptu zaten. Ya pite kadar işteydi de pite girdikten sonra açtık arayı. Çok iyi oldu bu be. Çok iyi oldu bu. Ve Alpini de geçiyoruz galiba bu durumda. Neyse. Öyleyse arkadaşlar bir sonraki etapta görüşürüz. Yanılmıyorsam Amerika'ydı. Amerika'da görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.